Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Nasılsınız? Beni soracak olursanız ben iyiyim ama yağmura yakalandık galiba. Şuraya bak, Samet'i bile ıslattık. Evet arkadaşlar, bugün diyelim ki akünüz bitti. Diyelim ki yolda kaldınız, motor çalışmıyor. Veriyorsunuz marşı, şıkır 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 yapıyor ama çalışmıyor. Gösterge sönüyor, bilmem ne oluyor. Bu videoyu açıyorsunuz, benim yaptıklarımı yapıyorsunuz falan. Ya bir ton bunun hakkında video var da. Altın elbiseli adam Barkın abimizin videosunu izleyerek bu sorunumuzu çözmeye çalışacağız. Birinci viteste deneriz. Yo, ben hep ikide yapıyorum abi. Çok fazla tork ister, onu beceremez makine. Bey, sen nasılsın? Ya, fotoğraf çekelim miyiz ya? Çekelim kardeşim, gel. Ve yapacağımız temel hareketler abi, şunlar. Bir şey diyeceğim, bir dakika durduralım şu videoyu. Kanka ama yağmurlu havalarda da ya bir şey belirtmemiş ya. Yerler kaygan, nasıl yapacağız? Yağmurlu havalarda vurdurmam, çıkma dışarı diyor adam. Dışarıda kaldım ama. Kalma. Uf ya. Ne oldu abi ya? Akü bitti, akü. Hayda. Tamam, devam edelim Barkın abimize. Kontağı açtık. Tamam. Ateşleme vaziyetinde yokuş aşağı salacağız kendimizi. Yeterince sürat kazanınca ayaklıkların üzerine kalkıp vitesi 2'ye atıp birdenbire oturuyoruz ve debriyajı aynı anda bırakıyoruz. 5'e atsak? 5'i bilmiyorum da deneyelim kanka, daha çok ıslanmayalım. Hadi. Sen burada kal, ben geliyorum şuradan vurdum. Kapatayım mı onu ben? Kapatalım zaten, yeterince bilgi aldık kanka. Sen biraz aşağı in, geliyorum ben. Kanka ben burada bir tane video izlemiştim, adamın teki düşüyor mu? İki kişi mi düşüyorlar? Bir şey oluyordu burada, bu yolda. Hani kuryenin biri düşüyor. Ondan sonra aşağı yukarı çıkan adam yardım edeceğim diye inerken o da ayağı kayıp düşüyor. Bak tam burası. Düşmeyelim biz de. Umarım düşmeyiz kanka. Getirdiğin yokuşa sıçayım ya. Düşersen yardıma gelmem ben bu arada. Ben de düşmek istemiyorum. Kanka asfalt zaten kötü. Islanması da aynı kötü. Diğer asfalta gidelim. Korkuyorsan eğer, seni bozarsa. Öyle mi yapalım? Ben de diğerine giderim. Yani ben korktum şahsen. Şimdi direkt beton bura. Nasıl döndüreceğim? Nasıl çıkaracağız bu yokuşu? Sen yardım edersin artık bana. Gel. Geliyor. Yardım ediyor mu? Koş koş. Gel gel. Takipçilerim canım benim ya. Devam et, devam et. Yokuşa kadar, yokuşa. Ulan çocuğu yoruyor ya. Ulan çapın ne şişeksin ya. Yoruldum 2 dakikada. Okul çıkışına denk geldik galiba. Oh. Aa, nefessiz kaldım. Eyvallah adamsın. Ne haber patancı? Kaldı öyle ya. Olsun, gelirsen bir yere gelelim. Hayırdır, nereye abi? Akü bitti. Eve gidiyordu. Oh. İyi, sen nasılsın? Motor, gördüğün gibi. Şemsiyeyi aç çabuk. Şemsiyeyi aç. Motor da iyi. Çekmeye çalışıyorum şu an. Oh yok. Maalesef. Çekilelim hemen. Sen çek. Ben göremiyorum ama. Ben yağmur çekeyim. Tamamdır. Hadi oğlum gidelim, ıslanıyoruz boş boşuna. Var mı başka çekilecek? Seri. Hadi biz de çekilelim ya. Isırık sırılsıklam oldum, daha eve gideceğim. Gel. Gel. Sen adamsın var ya, yoksa yokuş yukarı götüremezdim. Gidiyoruz mu? Ne haber? Tamam abi, gidelim başlayın. Akü bitti yolda. Akü bitti, yolda kaldık. Hadi gidelim. Efendim? Akü ne oldu? Evet, aküm bitti. Nerede? Buradan vurduracağım artık aşağı. Şuradan vurduracağım. Şuradan basın. Tamam mıyız? Şimdi Barkın abimiz ne demişti? Bir yokuş bulun. Sonra boşu alın. Şu an boşta. Götüm ıslanacak ya. Yokuş aşağı bulduk. Ben gidiyorum. Dur, araba geliyor. Hadi kendinize iyi bakın. Şöyle kontağı açıyoruz. Ateşleme durumuna getiriyoruz. Biraz hızlandıktan sonra ayağa kalkıyoruz. Ve ikiye atıyoruz. Debriyaj bırakıyoruz ananı. Sonra motor kendine geliyor. Ay, yoruldum. Tamam, bu kadardı. Teşekkür ederim. Rahmetli Barkın abi. Seni var ya, zaten seviyordum. Bu tür videoların sayesinde daha çok seviyorum. Çünkü çok yardımcı oluyorsun. Teşekkür ederim. Mekanın cennet olsun be abim benim be. Seviliyorsun. Şimdi eve gitmek durumundayım. Biraz akü şarj etsin diye çalışır vaziyette böyle tın tın gideceğim. Gerçi gaz verince mi daha iyiydi? Yoksa bu şekilde de mi şarj ediyordu? Tam olarak bilmiyorum. Ya bildiğim kadarıyla motor çalıştıktan sonra kendine geliyor akü. Onun haricinde bir sıkıntı yok. Islandım ya. Yağmurda şansıma
denk geldi. Tam böyle evden çıktık, tamam mı? Yağmura yakalanmadan eve gidelim dedik. Böyle olaylarla karşılaştık. Şansımıza edeyim gerçekten. Neyse, yapacak bir şey yok. Motor kendine geldi zaten. Oradaki arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Adamsınız lan, var ya, siz olmasanız o yokuştan nasıl aşağı inerdim? Çünkü çok fazla bir kayganlığı vardı o ilk gittiğimiz yokuşta. Oradan mecburen arkadaş olmasaydı vurdurmak zorunda kalacaktım. Şimdi gazlama videosu çekecektik biz. Eğer yağmur yağmasaydı. Şu an yağmur yağdığı için maalesef bu videonun devamına şu anlık gazlama videosu çekemiyorum. Ama bu videonun devamını yapmayacağız anlamına gelmiyor. Yağmur eğer şu an kapanacak gibi değil aslında, yani yağmur duracak gibi değil. Eğer yağmur durursa yolumuza devam edeceğiz. Olmadı, yarın devam edeceğiz. Şimdi niye durduk kanka burada? Oğlum yağmurda ıslanmayalım. Yağmur zaten yağıyor, eve gidelim gideceksek. Hayır işte, eve de gitmeyelim, ıslanmayalım. Eldiven bile sırılsıklam oldu. Şöyle sıksam su gelir mi acaba? Şimdilik hoşça kalın. Gazlamaya da daha sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ah, motolitik yok. Ah, geliyor, dur. Aynı yerden başlamak istedim. Biraz uğraştırdım Samet'i ama yapacak bir şey yok. Direkt gidelim ya. Aynen, tabana çıkacağız. Evet arkadaşlar, dediğim gibi kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son buradaydık. Yağmur yağıyordu. Şimdi hava güneşli. Allah Allah. Neden böyle oldu acaba? Bugün hafta sonu. 2 gün kadar ertelemek zorunda kaldım bu videonun devamını. Bugün normal şartlarda Buca tarafına gitmem gerekiyordu. Ama babam iş kilitlediği için artık Pınarbaşı tarafına gideceğim. Yani dükkana gitmem gerekiyor. Tatil yapacağım diye düşünüyordum. Babam sağ olsun iş kilitledi ya. Aa, çöpün teker yapmayı unutmuş. Aa, harbiden unutmuş. Neyse, gerek yok. Gerek yok böyle şeylere. Kaçıncı vitesteyiz hala bilmiyorum. Anam yol ıslak. Evet, çöpün kendine geldi. Bu şimdi. Buradan. Pınarbaşı tarafından ineceğiz kanka. Şimdi biz yakın zamanda ev taşıyacağız, tamam mı, Buca tarafına. Zaten Buca'ya gitme nedenim de asıl oydu. Yani yağmurda gidemedim maalesef de. Bugüne kaldı artık. Acelesi de yok gerçi. Bir hafta, 1,5 hafta daha sürem var. Biraz rahatım o konuda. O yüzden rahat rahat gideyim mi? Ben de sana eşlik ediyorum be oğlum. Bu arada mikrofon yeni aldım. Umarım mikrofonda bir sıkıntı çıkmıyordur. İlk defa deniyorum bu mikrofonu. Biliyorsunuz ki mikrofonum yağmurlu havada bozulmuştu. Aa, benzinim de bitmiş. Çıkmazsın değil mi? Hava bayağı bozulmuş bu arada. Rüzgar sesinden dolayı mikrofonum bozulacak mı? Yani cızırtılar, işte patlamalar falan olacak mı bilmiyorum. Arkadan sana gömçürüyordum. Kim? Ben. Niye? Teker yapacağım diye yavaşladın. Oğlum hep yavaştım zaten. Kaydırarak geldim. Bir şey olmadı. Sende sıkıntı var kanka. Ben zaten hep aynı seviyelerdeydim. Özlemişim motor sürmeyi ya. Yağmur dolayısıyla doğru düzgün motor sürmüyoruz. Zaten biliyorsunuz ki uzun zamandır da video atmamıştım. İzmir'de havalar bayağı bozuk. Ya soğukluğu aldırmıyoruz aslında ama yağmurlu olması sıkıntı. Hava yağmurlu olduğunda çıkamıyoruz maalesef. 4 mevsim motorcusu olmadığımız için bu olay. Yapacak bir şey yok. Dur abi, sen sağa doğru git aynen. Deli gibi yağmurda da motor sürülmez be oğlum ya. Çok tehlikeli. Düz. Benzin mi? Tamam. Adam yol verdi, eyvallah. Arkadakine dikkat et, ha. Tamam. Oh. Patinaj çekti. Isınmadan dolayı tuttu. Hop, birden tekere geldi makine. Çok iyi ya. Neyse, dükkanda görüşürüz ya. Öyle oradan buradan arabalar atlayacak. Köpek atlayacak falan. Ne oldu lan? Burası benim arabayla yanlılığım yer. Burası var ya, çok efsane yanlıyor. Zaten de asfaltı görüyorsunuz.
Motorla dayanıyorum da motorla biraz yemiyor. Arabayla el freni bir koyuyorum orada. Yan yan. Evet, dükkana geldik. Motorları da şuraya bıraktık mı? Ama işimizi yapalım, evimize geri gidelim. Yeni evimi merak ediyorsunuz değil mi şimdi? Hadi bakalım, ilerlemeden devam edin lan. Yeni evi göreceğim diye videonun sonuna gitmeyin oğlum. Emekçi kardeşim. Abi oğlum mekan. Ne yapıyorsun şimdi? Uçakları değiştiriyor. Beni kapmaz değil mi makine? Elini sokmazsan bir şey olmaz. Ustam bu yaptığın ne şimdi? Hani kitapların fazlalıklarını kesiyorlar ya. Onun makinesi bu, bıçak bu. Bıçakları değiştiriyor. Evet. Fazla yaklaşma keser bak, bıçak lazım. Bu mu bıçak? Evet. Oha. Emekçi kardeşim ya. Ondan sonra diyor fenomenler çalıyor, çırpıyor diyorlar. Aynen kardeşim. Aynen kardeşim, bak adam çalıyor burada. Lan bir de mi çalıyor oğlum, ne yapıyorsun? Ne çıkartıyorsun onu? Bir de çalıyor. Ama kardeşim bu olaylardan sonra fenomenler pazara falan böyle şeyler yapmaya başladı. Kendini acındırıyorlar değil mi? 2-3 yıldır yapmıyordun, şimdi acındırmak için mi başladın böyle şeylere? Aynen kardeşim, en gariban sensin, tamam aynen. Emekli sensin, tamam. Adam ya, elinde her iş geliyor ya. Ne yapacaksın şimdi onu? Çıkardım. Çıkardın ya, daha ne çıkaracaksın? Bunu çıkaracak, bıçağı değiştirecek. Şu bıçağı çıkaracaksın değil mi? Yeni bıçak takacaksın ona. Video çekiyorum diye laf yapmazlar değil mi? Yok oğlum, kime ne oğlum, dükkan bizim lan. Mekan bizim oğlum, hayırdır lan. Neyse arkadaşlar, sen söyle. Bu kadar işte. Buradan sonra eve gideceğiz yani, pek şey yok. Neyse arkadaşlar, ben böyle devam edeceğim bunu çıkarmaya. Böyle büyük ihtimalle 15-20 dakika sürecek. Sizi oyalamayın fazla, hadi gazlamaya devam edelim. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçebileceğiz mi oradan? Bence geçemeyiz, çok dar. Gel arka mahalleden. Ya ama olmaz ki ya. Her taraf çamur ya. Şimdi mecburiyetten otoban tarafına gitmem gerekiyor. Çünkü burası ters. Buradan nasıl şehir içinden gazlayacağımı bilmiyorum. Direkt otobandan yardıracağım. Neyse ki Samet'te R6 var. Racing motor var. O yüzden onun için rahat olacak. Benim için biraz sıkıntılı olacak ama yapacak bir şey yok. Eşlik etmeye çalışıyorum. Dediğim gibi mikrofon hızlı giderken falan nasıl ses çıkıyor, nasıl algılıyor bilmiyorum. Çok kötüyse kusura bakman gari. Bu videoda böyle olsun. Düzeltmeye çalışacağım. Aksilikler işte. Yapacak bir şey yok. Benim de şanssızlığım her sene mikrofonla uğraşmam oluyor zaten. Nedense doğru düzgün mikrofon bulamıyorum. Teknik bir arıza. Şimdi biz döneceğiz. Aynen. Şu karşı tarafa gideceğiz ama ilk defa Buca tarafına gideceğim bu dükkandan. Hep Bornova tarafına gidiyorum. Bu nasıl tabel alan böyle? Ha benzin. Benzin nereden alırız ki buradan? Şurada devam et, yoldan devam et. Ben seni unuttum. Devam et. Tam böyle kavşakta ileride. Ben de alayım ya. Ben de bir fulleyim benzinimi. Şurada ileride böyle sola dönüşte bir benzin vardı ama. Aynen bak, petrol ofisi. Oradan alırız. Giriş buradan mı? Buradan diyor. Cidden buradan mı? Nasıl gireceğiz oğlum oraya? Nereden giriliyor lan bu benzinliğe? Ha buradan, tamam. Terste kaldığı için bizi buraya soktu galiba. Burası... Tamam şuradan gir... Benzin yok mu lan? Niye kapalı? Neden kapalı? Kanka kapalı. Benzinlik yok. Benzin yok. Kapalı. Bildiğin kapalı. Giriş de kapalı oğlum, görmedin mi? Bence dolum falan yapıyorlar şu an. Ne yapacağız? Güzel soru. Buralarda başka benzinlik nerede var bilmiyorum ki. Çok mu bitik? Kanka yanıyor yani. İtersin sen. Yolculukla falan yok mudur? Neyse gidelim en kötü iter. Belki de götürür. 3 kilometre yapmışız daha da. Benzin alamıyoruz değil mi? Buralarda nerede var başka? Öyle mi yapalım? Sen yolda kalırsan itersin, ne yapacaksın? Çok iyi, iteriz ya, ne yapalım? Tamam hadi gel. İteriz ya tabii, ne olacak, çabını ittirir anasını satayım. Aa burada BP var. Gel şuradaki BP'ye. Ters yön. Hayır ya. Bu da
kapalı ya? Şansa bak arkadaş ya. Benzin kalmamış hiçbir yerde ya. Burada niye kapalı ki acaba? İki tarafta kapatmışlar anasını satayım. Nasıl gidecek ya millet? Nasıl benzin alacak ya? Hayret bir şey ya. Ya tek bir şey yok. Kalırsak artık uğraşacağız yani. Alışkınız biz. Kanka böyle yaparsan hemen biter benzinin yani. O zaman Samet'i önden göndereceğim. Çünkü yolda arkada kalırsa çok uğraşacağız. O yüzden Samet gittiği kadar önden gitsin. Sonra ayarlarız ya. Ne yapalım? Devam et. Ben sana ayak uydurmaya çalışacağım. Ama yavaş ya. Ceketimin fermuarı açıldı ya. Yapman gari böyle şeyler ya. Ya Samet sen de hayret bir şey. Düz git işte ya. Yolda git anasını satayım. Virajda gelsin çapın arkana. Hadi bakayım. Lan oğlum manyak. Ne yapıyorsun? Beşinci vitesteyim sandım ya. Benim de benzinim bitiyor artık. Geldik. Geldik. Buca'ya geldik. Kanka şuraya bak. Fermuarım açıldı. Göğsüm donuyor şu an. Oh, buz gibi. Kapatamıyorum da ya rüzgardan. Arkaya itti anasını satayım. Ha ha ha. Tuttum. Sıkıntı yok. Tuttum. Benzin bitiyor. Gaz kesti kendi. Evet. Buca tarafına geldik zaten. Evimiz Şirinyer tarafında. Üşüdüm ya. Bayağı üşüdüm. Biraz önce zar zor böyle önümü kapattım falan. Eziyet çektim yemin ederim ya. Göğsüm hala buz. Böyle yumruk atsa birisi göğsüm patlayacak ya. O kadar buz yani. Yağlarım mağlarım her şey. Buz tuttu anasını satayım. Hasta olacağım kesin ya. Sonunda be. 2 saat bekledik anasını satayım. Ya bunu da mı ya?
Neyse arkadaşlar, evimize yaklaştık. Kameranın şarjı bitmesin, yeni evimi de göstermek istiyorum çünkü. Kameranın şarjı biterse uğraşırız ya şimdi. Kamera değişikliği, yok öyle yok böyle derken. Evin içinde size göstermek istiyorum. Bakalım beğenecek misiniz yeni evimi? Hadi şimdilik hoşçakalın. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoda bir sıkıntı olmamıştır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Evet arkadaşlar, şimdi eve geldim. Şarjım bitti maalesef. Hemen bitti hatta. Telefonu da çekeceğim. Şöyle bir tane odasındayım. Şöyle bir oda. Eski kiracılar mahvetmiş, duvarları falan boyayacağız maalesef. Bunlar da sandalyelerini bırakmış. Güzel bir temizlik yaptıktan sonra adam akıllı buraya yerleşeceğim. Bir oda böyle. Küçük aslında da sığarız bir şekilde ya. Şimdi diğer odaya geldim. Bu en küçük oda büyük ihtimalle. Ama ebeveyn banyosu var. Bu olayın olması çok güzel. Şöyle ebeveyn banyolu. Tuvaletimizi yaparken duş alabiliyoruz arkadaşlar burada. Bunu öyle bir şey yapmışlar. Bayağı küçük ya. Bu da büyük tuvaletimiz. Bu evin en çok sevdiğim yeri burası. Buraya güzel tadilat yapmışlar. Güzel döşemişler yani fayansları falan. Hoşuma gitti. Bu da salonumuz. Aha, fare var burada. Salonumuz bayağı büyük. Kanka Allah aşkına kaç adım var lan bu salonda? At koşturabilir miyiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. 11 adım atabiliyoruz. Burası en sevdiğim oda zaten. Evet, bu da mutfağımız. Mutfağımız da idare eder yani. Çok büyük değil ama geniş. Yani biz sığabiliriz buraya. Şunları da artık yerlerine bir koyarsak, dağınıklık giderse güzel olur. Neyse hadi bakalım. Şu duvarın da ağzına sıçmışlar. Bu ne ya böyle? Neyse, kendinize iyi bakın. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay. Evi de uyduruktan şey yaptım. Yerleştikten sonra belki bir daha çekerim. Güzel bir video. Ev vlogu. Üf, efsane olur. Hadi bakalım.